Tekrardan Sayın Başkan, değerli konuklar, ben de sempozyumu düzenleyen fakültenin öğretim üyesi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Benim tebliğimin başlığı Muhyiddin İbn Arabi'nin fakihliğim. Tebliğimde aslında İbn Arabi'nin elde mevcut eserlerinde fıkıhla ilgili görüşlerini bir araya getirmeyi ve buradan hareketle İbn Arabi'de fıkıh düşüncesini tespit etmeyi amaçlamaktaydım. Bu sebeple de sempozyumun başvuru dosyasında İbn Arabi'de fıkıh düşüncesi diye göndermiştim ama işin içerisine girince ki ben daha önce İbn Arabi çalışmadığım için işin içerisine gördüm ki İbn Arabi'nin fıkıh düşüncesi öyle bir tebliğde falan halledilecek bir şey değil. İbn Arabi'nin usul düşüncesini yazayım bari, delillere yaklaşımını dedim, o da aldı başını gitti. En son dedim ki bu adam fakih midir, değil midir, ona bakmakta fayda var. Fakih olup olmadığına karar verirsek ondan sonrasını çözeriz. Dolayısıyla ben İbn Arabi'nin fakihliği meselesini tartışacağım. Zamandan tasarruf etmek adına hocanın hayatı, hocaları gibi şeylere girmeyeceğim ama bir soru önemli. İbn Arabi fıkhı kimden öğrenmiştir sorusu. Yaşadığı dönem Endülüs, yetiştiği dönem Endülüs. Orada Maliki ve Zahiri alimler var. Hocaların çoğu ehli hadis, Malikiler ve Zahiriler. Fakat fıkıh hocası kimdir diye bir araştırma yaptığımızda o dönemin büyük fakihlerinden herhangi birisinin İbn Arabi'nin hocası olmadığını görüyoruz. Sadece Makkari, Abdülhak el-İşbili el-Ezdi'nin İbn Arabi'ye fıkıh okuttuğunu söylüyor. O da bazı fıkıh bablarıyla İbn Hazm'ın eserlerini okuttuğu geçiyor. Abdülhak el-İşbili el-Ezdi de muhaddis olarak bilinen biri ancak fıkıh okutmuş. Biz bu tebliğimizde İbn Arabi'nin fakih olup olmadığını inceleyeceğimiz için eserlerinde fıkıhla ilgili verileri inceleyerek ona fakih diyebilir miyiz, diyemez miyiz meselesi. Tabii bir kimseye fakih diyebilmek için bir alime usulü görüşlerini bilmek lazım, delillere yaklaşımını bilmek lazım. Deliller arasındaki hiyerarşiye nasıl itibar ediyor bunları bilmek lazım. Hüküm istinbat yöntemini bilmek lazım. Bunları 15 dakika gibi bir sürede aktarmak çok mümkün olmadığı için ben sadece özet olarak her konuyla ilgili birer cümleyle yaklaşımını verip ve bir sonuçla bitirmeyi planlıyorum. Üzerinde ittifak edilen şer'i deliller, kitap, sünnet, icma, kıyas, İbn Arabi de bunları hüccet olarak kabul eder. Kıyas istisna olmadığı, kıyasla ilgili farklı bir yaklaşım var. Fütuhat-ı Mekkiye'ye baktığımızda İbn Arabi'nin en güçlü delilinin Kur'an, ondan sonra peygamberden nakledilen mütevatir haber, ondan sonra ahad haber ve bu mütevatirin ve ahadın üstünde olmak üzere sahabenin icmanının hüccet olduğunu söylüyor. Kıyas konusunda ise İbn Arabi'de bir tutarsız yaklaşım var. Yani Fütuhat-ı Mekki'ye baktığınızda bazı yerlerde İbn Hazm ve Zahiriliğin yaklaşımı gibi kıyas hüccet değildir, kıyası savunan adeta dinden çıkmıştır. Yani o kadar olmasa da İbn Arabi'de böyle bir yaklaşım sezinleniyor ifadelerinden. Fakat sonradan bakıyorsunuz ben kıyası kabul ediyorum diyor. Bazı yerde ben kıyasa karşıyım ancak kıyas yapanlara da itiraz etmem diyor. Dolayısıyla bu çok tutarlı bir yaklaşım değil. Neden böyle bir tutum sergilemiştir diye ben kafa yordum acaba, yani niye bir yerde kabul ediyorum bir yerde kabul etmiyorum diyor. Karşı çıkmasının sebebi aldığı eğitim, yani zahiri eğitimi. İbn Hazm, Davud el-Zahiri, bunlar kıyasın dinde hüccet olmadığını, kıyası kullananın iblis ilk olarak iblis olduğunu, dolayısıyla da kıyas yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Aldığı eğitim gereği o da yapılmaması gerektiğini söylüyor. Öte yandan hadisçi, hadisçilerin genel tutumu çerçevesinde hadisçiler Peygamber Efendimiz'den gelen hadisleri içeriğinde veya senedi sağlam olduktan sonra geçerli kabul ederler ve Peygamber Efendimiz'den hakim içtihad eder. İsabet ederse iki sevap alır, hata ederse bir sevap alır gibi hadisler var. Bunlar da kıyası kabul etmeyi gerektiren durumlar. Yani ne yardan geçebiliyor ne de serden geçebiliyor. Her ikisine de yani ben kıyası kullanmam, kullanana bir şey demem diyerek bir geçiş mantığı geliştirdiğini görüyoruz. İbn Arabi'nin hüküm istinbatındaki usulü, yani kitap, sünnet, icma ve kıyası kullanım biçimine baktığımızda
Burada da kendisinin yetkinliğe ulaşmış bir veli olduğunu iddia ediyor İbn Arabi ve Hazreti Peygamber ile yetkinliğe ulaşmış veliyi görev açısından eşit kabul ediyor. Yani burada yetkinliğe ulaşmış velinin peygamberin varisi olduğunu, Allah'ın kitabını anlamak nimetiyle nimetlendiğini, dolayısıyla Hazreti Muhammed gibi insanların kalplerini tedavi etmek, onları irşad etmekle görevlendirildiğini söylüyor. Kütahat'ın bir başka yerinde de yaşadığı çağda hadisleri peygamberden ya da onun suretinde gözüken bir melekten aldığını iddia etmekte. Daha sonradan yani herhangi bir fıkhi meseleyle ilgili hadise ihtiyacı olursa peygamberle görüşüyor ya da peygamber suretinde bir melekle görüşüyor ve ondan alıyor hadisleri. O hadis üzerine de hüküm bina ediyor, meseleyi çözüyor ama daha sonra ben yaptığım araştırmada Buhari'de, Müslim'de temel hadis kitaplarında bu hadislerin geçtiğini şahit olduğum diyor. Mesela burada namazda rüküye giderken ve rüküden kalkınca ellerin kaldırılması meselesi var. Hanefiler bundan umumül belvaya aykırı olduğu için amel etmezler ama Şafiler amel ederler rüküye giderken ve rüküden kalkınca. İbnül Arabi bu meselede namazda rüküye giderken ve rüküden kalkınca ellerin kaldırılması gerekmediği meselesinde lehte ve aleyhteki görüşleri zikrettikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor. Benim görüşüme gelirsek, ben Hazreti Peygamber'i salih bir rüyada gördüm. Bana namazda, ihram tekbirinde, rüküye giderken ve rüküden kalkarken ellerimi kaldırmamı emretti diye doğrudan Peygamber'den aldığı bir habere istinaden rüküye giderken ve rüküden kalkınca ellerin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bu bir fıkhi tutum olamaz. Fıkıhta rüya hüccet olarak kabul edilemez. Veya bir başka yerde kimi zaman İbn Arabi mutlak bir müçtehitmiş gibi yani herhangi bir mezhebe müntesip olmayan bir müçtehitmiş gibi ayet ve hadislerden doğrudan kendisi çıkarımlarda bulunuyor. Mesela kafirlerden zekat alınması meselesinde İslam alimlerine göre kafirler, harbiler, zımmiler ve müşrikler şeklinde üçe ayrılır. Kafirlerden ve harbilerden zekat alınmaz ama zımmiler İslam ülkesinin, İslam coğrafyasında yaşayan İslam ülkesinin vatandaşları oldukları için onlardan alınabilir. Fıkıhta belirlenen standart bu. Fakat İbn Arabi kafirlerden de ve harbi olanlardan da eğer mesela harbiler Hristiyan veya Yahudi gibi ehli kitapsa onların dininde, inancında zekat vermek varsa oradan zekat verilebileceği gibi içtihatta bulunuyor. Ve İbn Arabi'nin bazen bakıyoruz ortaya koyduğu içtihatlarda tam bir zahiri mantığı var. Yani mesela Tevbe suresinin 60. ayeti, İnnemes sadakatü lil fukarâ diye başlayan ayet, 8 sınıf zekat verilecek sınıf sayıyor. İbn Arabi'nin içtihatına göre zekat verecek kimse tek bir sınıfa değil, vereceği zekatı bu 8 sınıfa taksim etmelidir. 8 sınıf yok ise herhangi bir sınıfın artanını eşit miktarda diğer sınıflara bölmelidir. Herhangi bir sınıfta birden fazla zekat alacak adam varsa o sınıfa ayırdığı kısmı da onlar arasında taksim etmelidir diyor. Bu zahiri bir yaklaşım. Yani bütün sınıfların mevcut olup olmaması veya tek kişinin ihtiyaç içerisinde olup olmamasına bakmaksızın dağıtımı öngörüyor. Veya bir başka, bu çok ilginç bir örnek. Peygamber Efendimiz deve ağıllarında namaz kılınmaz, koyun ağıllarında namaz kılınır buyurmuştur. İbn Arabi buradan hareketle koyun ağıllarında namaz kılındığına göre buralar Allah'ın mescitleridir, mübarek yerlerdir. Deve ağıllarında namaz kılınıyorsa buralar şeytanın evidir. Burada namaz kılınmazmasının sebebi budur gibi bir aşırı yorum yapıyor. Aslında burada deve ağalında namaz kılmayı yasaklaması Peygamberimizin deve denilen hayvanın insana zarar verebilecek namaz esnasında zarar verebilecek bir hayvan olması ama namaz kılarsa koyun ağalında koyunun zarar vermeyeceği çıkarımda bulunulabilir ama bunu yapmıyor. İbn Arabi'nin bir mezhebe bağlanıp bağlanmamak konusunda, taklit konusundaki yaklaşımı da ilginç. Herhangi bir mezhebe veya bir usule bağlanılmaması gerektiği kanaatinde, bir mezhebi taklit etmenin
taklidinde yerinin olmadığı, kesin olarak taklide karşı olduğunu ifade ettiğini görüyoruz fütuhatta. Burada kendisinin taklide karşı olmaktan beraber, eğer karşıysanız, kendinize mahsus bir yönteminiz olması lazım, usulünüz olması lazım. İbn-i Arabi'nin böyle bir usulü de yok. Yani kendine mahsus hüküm istinbat yöntemi de yok. Çünkü bağımsız bir müştehit olacaksınız ki taklide karşı çıkarsınız. Şimdi sonuca geliyorum. Burada İbn Arabi'nin görüşlerini inceleyen bazı yazarlar Arap dünyasında bilhassa ki ülkemizde ne yazık ki İbn Arabi'nin fıkıh düşüncesi üzerine bir araştırma yok. Arap dünyasında bazı yazarlar onun müstakil müştehit olduğunu söylüyorlar. Yani kendine mahsus usulü yöntemi olduğunu söylüyorlar ama böyle bir yöntem ortaya konulmuş değil. Çağdaş alimler çoğunlukla onun İbn Hazm'ın eserlerini okuması, hatta İbn Hazm'ın El Muhallasını muhtasarını yani özetini çıkartmış. Dolayısıyla buralardan hareketle İbn Hazm'ın zahiri olduğunu, zahiri düşünceye sahip olduğunu söylüyorlar. Ama şimdi İbn Arabi'nin yöntem olarak tercih ettiği şeyleri o peygamberi rüyada görmek gibi ki bu sadece ben bir örneğini verdim. Pek çok yerde doğrudan peygamberden aldığını ifade eden veya peygamber değilse bile bir melekten aldığını ifade eden yerler var. Fıkıhta böyle bir istidlal yani delillendirme mümkün değildir. Biz bunu hüküm istinbat için kullanamayız. Fıkıhta rüya kendisine itibar edilen bir delil olarak kabul edilemez. Rüya neticede kişiseldir. Herkes kendi rüyasında kendisi bağlar ve herkesi bağlayacak bir usul, yöntem, mezhep böylece ortaya koymak mümkün değildir. Peki İbn Hazm'ın zahirliği meselesi, biz çağdaş yazarların haklı veya haksız olduğunu söyleyebilecek bir çalışma yapmadık yani bu çalışmamızda. Dolayısıyla İbn Hazm'ın takipçisi, onun yolundan giden zahiri mezhebini yaşatıyor İbn Arabi diyemeyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla İbn Arabi'nin fıkıh düşüncesi üzerine